Suudi Arabistan adeta tiyatro oynuyor. Devlet imkanlarıyla gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından yargılama sürecinin de göstermelik olduğu ortaya çıktı. Konu Birleşmiş Milletler raporunda detaylı şekilde yer alıyor. Rapora göre cinayet planının en önemli ismi Veliaht Prens Bin Selman'ın eski danışmanı Suud El-Kahtani ile infaz timindeki çok sayıda kişi yargılanmıyor. Suudi Arabistan Başsavcılığı daha önce kamuoyuna cinayet ilişkisi bulunan 11 sanığın 3 Ocak 2019'da Riyad'da ilk kez hakim karşısına çıktığını açıklamış, isimleri ise paylaşmamıştı. Kaşıkçı için infaz timine bana o köpeğin kafasını getirin dediği bilinen kahtane hakkında uluslararası basında İstanbul'a gönderilen suikast timini denetlediği ve aynı zamanda ekibin İstanbul'daki lideriyle doğrudan iletişim halinde olduğu şeklinde çok sayıda haber yer almıştı. Kahtani cinayet skandalının patlak vermesi üzerine görevinden alınmış ve yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Kahtani hakkında tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan yakalama kararı çıkarmıştı. Cinayetin planlanması ve işlenmesinde parmağı olan ve cinayet öncesi Riyad'dan gelen infaz timi için hazırlık yapan Suudi Arabistan'ın eski İstanbul Başkonsolosu Muhammed El Uteybi'nin de Riyad'daki davada yargılanmaması dikkat çekiyor. Suudi Arabistan'daki duruşmalarda sanık avukatlarının müvekkillerinin kamu görevlisi olduğunu ve üstlerinin emirlerine karşı gelemediklerini vurgulaması da gözden kaçmadı. Birleşmiş Milletler raporunda Suudi Arabistan'daki yargılama sürecine ilişkin endişelere sıklıkla yer verildi. Cinayete ilişkin yasal sürecin güvenilir olmadığı kaydedilen raporda, Suudi Arabistan'da yürütülen yargılama güvenilir bir hesap verilebilirlik ortaya koymayacak değerlendirmesinde bulunuldu.